Merhaba. Bugün sizlere Karadeniz'i anlatmak istiyorum. Karadeniz denilince akla fındık, çay, hamsi gelse de biz bugün Karadeniz'in kendisinden, denizinden bahsedeceğiz. Çok eskiden bir tatlı su gölü olan Karadeniz binlerce yıl önce tuzlu bir denize dönüşmüştür. Genişliği doğudan batıya doğru artar. Görüntüsü böbrek formundadır. Körfez ve ada bakımından fakirdir. Kıyılarını Türkiye, Romanya Ukrayna, Bulgaristan, Rusya ve Gürcistan'la paylaşır. Kuzeyinde Azak Denizi bulunur ve bu denizden Kerç Boğazı ile ayrılır. Güneyinde ise İstanbul Boğazı ile Marmara Denizi'ne bağlanır. Bu denizin seviyesi Marmara ve Ege'den 50 santim kadar yüksektir. İşte bu fark İstanbul Boğazı'ndaki akıntının ana nedenidir. Köstence, Burgaz, Varna, Sivastopol, Yalta, Batum, Trabzon, Samsun, Ordu ve Zonguldak önemli liman kentleridir. Tuna, Dinyaper, Dinyester, Don, Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çoruh buraya akan akarsulardır. Karadeniz dünyadaki en gizemli su kütlelerinden biridir. Araştırmacılar bu denizin altında iyi durumda 40'tan fazla batık gemi olduğunu söyler. Peki bu denize neden kara denilmiştir? Aslında deniz suyu da bildiğimiz su gibi renksiz ve saydamdır. Genelde gökyüzünün rengini yansıttığı için denizin mavi olduğunu söylerler. Kızıl deniz ve sarı deniz içlerindeki mercan ve çamurdan dolayı bu isimleri alırken Karadeniz'in kara sıfatını almasının birkaç nedeni olduğu söylenir. İlk söylentiye göre Karadeniz'in bu ismi almasının nedeni deniz yüzeyi değil derinlikleridir. Yaklaşık 200 metreden sonraki derinliklerdeki suları oksijensiz olup hidrojen sülfitse zengindir. Burada yaşam yoktur ve bu derinliğe inen her şey anında siyaha dönüşür. Bu sebepten dolayı ona kara denilmiş olabilir. Diğer bir neden ise ana yurtlarından göç edip Anadolu'ya Karadeniz kıyılarına gelen insanlar azgın dalgalarıyla çevreyi kara yasları boğan bu asi, hırçın, derin ve dalgalı denize kara demiş olabilirler. Son görüşe göre ise Türklerin coğrafya isimleri verirken yönleri kullanmaları. Türkler kuzey için kara, siyah derlermiş. Bu anlamda kuzeyde olan bu denize kuzey denizi anlamına gelen Karadeniz denilmiş olabilir. İsminin anlamı ne olursa olsun bu gizemli su kütlesi insanımız ve tarihimiz açısından çok önemlidir asırlar boyunca ona egemen olmak isteyen devletler arasında amansız mücadeleler olmuş. Kaç savaş, kaç sürgün, kaç gemi, kaç umut, kaç bayram görmüş bilinmez. Yüzlerce Türkiye, şarkıya, filme, resime, şiire konu olmuştur. Mustafa Kemal Samsun'a giderken kurtuluşun planlarını Karadeniz'de yapmış. Ivan Ayvazovski en güzel resimlerinde Karadeniz'i resmetmiş. Kazım Koyuncu Hey gidi Karadeniz derken yüz binler arkasından tekrar etmiş. Rıfat Ilgaz kitaplarında Karadeniz'i anlatmış. Azerbaycan'ın milli şairi Ahmet Cevat, dillerden gönüllere ulaşan Çırpınırdı Karadeniz'i yazarken can kardeşlerine Karadeniz üzerinden selam göndermiş. Dünya var oldukça var olacak bu denize anlam yükleyen, ondan ilham alan milyonlarca insan olacak. Tıpkı bizim gibi <laughs>